Merhaba arkadaşlar, ben Kaan Çekli. Geçtiğimiz 6 yıldır Fujitoran 2 ile Hearthstone oynuyorum. Size bugün WSG 2017'deki şampiyonluk hikayemden bahsedeceğim. 2014 yılında aynı zamanda Yeditepe Üniversitesi'nde İngiliz Dili Edebiyatı okurken Hearthstone'a merak saldım. Başlarda hobi gibi başlayan bu iş daha sonra bir tutkuya dönüştü. Tutkudan daha sonra da bir işe dönüştürdüm. O zamanlar tabii okulla birlikte götürmeye çalışıyordum. Aynı zamanda çift adalda yaptığım için bir hayli zor oluyordu. Birçok turnuvada yer aldım. İlk olarak 2015'te Finlandiya'daki Asus ROG Summer turnuvasına katıldıktan sonra oradaki rakiplerin ne kadar hırslı ve başarılı olduğunu görünce içimde böyle bir hırs oluştu. Onlar kadar iyi oynayabileceğimi düşündüğüm için daha fazla zaman ayırmaya başladım. Oyunu daha ciddiye almaya başladım. Çünkü rakiplerim tamamen bu işi iş olarak yapıyordu ve başka onları meşgul edecek bir şey yoktu, yani dikkat dağınıklıkları yoktu. Ben de eğer onları yenmek istiyorsam onlar kadar zaman ayırmam gerekiyor diye düşündüm. Daha sonra birçok turnuvada yer aldım. Dünyanın farklı yerlerinde turnuvalara katıldım. Hem online olarak hem offline olarak birçok derece aldım. Hatta 6 kere Türkiye şampiyonu oldum. Ama istediğim parayı ve başarıyı elde edemiyordum. Hep ucundan bir şeyler kaçıyordu. İşte bir maç daha kazansam şu kadar meblağ. Bir maç daha kazansam işte Almanya'ya, Maldivlere turnuvaya gitme gibi şeyler oluyordu. Daha sonrasında kendime bir hedef koydum. Dedim ki bu senenin sonunda eğer büyük bir başarı elde edemezsem bu e-spor macerası benim için son bulacak. Çünkü gerçekçi olmak lazım. 2018 senesine geldiğimizde yaklaşık 4-5 yıldır bu işi yapıyordum. Ve dedim ki eğer sıradaki turnuvada başarı elde edemezsem ben bu işi tamamen bırakacağım dedim. Tam o sırada WSG turnuvası, yani World Electronic Sports Games turnuvası duyuruldu. Dünyada yaklaşık 130-150 ülkede düzenlenen bu turnuvanın Türkiye bölgesel elemesinde şampiyon oldum. Türkiye bölgesel elemesinde aynı zamanda Azerbaycan, Ermenistan, Gürcistan gibi ülkeler de vardı. Türkiye şampiyonu olduğum için beni Barcelona'ya, Avrupa şampiyonasına, Avrupa'daki diğer ülkelerin birincileriyle kapışmaya çağırdılar. Bunun benzerleri Amerika'da, Asya'da da yapıldı, bölgesel şampiyonalar. Barcelona'ya gittiğimde rakiplerimi rahat bir şekilde yenerek gruplardan çıkmayı başardım ve böylece Çin'de 2018 Mart'ta yapılacak büyük finale davet aldım. Tabii ki bu benim için çok önemli bir şeydi ama Çin öyle kolay kolay gidilebilen bir yer değil açıkçası. Vize almam yaklaşık 50 gün falan sürdü ve benim için cidden stresli bir dönemdi. Aynı zamanda işte vizelerimi halletmeye çalışıyordum. Öğretmenlerimden turnuvaya gideceğim için izin almaya çalışıyordum. Turnuvaya hazırlanmaya çalışıyordum. Bir sürü yetişmem gereken şey vardı. Konsolosluğun kapanmasına 10 dakika kala bir cuma günü vizemi aldım ve ertesi gün Çin'e 40 saatlik bir yolculuğa çıktım. Önce Katar'a, oradan Çin'e, oradan tekrar Çin'in başka bir yerine 40 saat uçtuktan sonra Çin'e vardık ve gittiğimizde çok büyük sorunlarla karşılaştık. Mesela kaldığımız otel çok sıkıntılıydı. Musluklardan işte çamurlu su akıyordu, yataklar böcekliydi falan. Oyuncular zaten isyan etti ve bizi başka bir otele yerleştirdiler. Onun haricinde organizasyonel çok büyük sıkıntılar vardı çünkü bu çok büyük bir turnuvaydı. Aynı zamanda StarCraft, CSGO, işte Hearthstone ve birkaç oyunda daha turnuva düzenledikleri için çok kalabalık bir turnuvaydı ve bunu olimpik bir düzende yapmaya çalışıyorlardı. Cidden her oyuncuyla ilgilenen Çinli bir orada görevli vardı. Mesela biz opening ceremony'ye, yani açılış törenine gittiğimizde her ülkenin oyuncusunun önünden bir tane geleneksel Çin kıyafeti giymiş gösteriye katılan arkadaşlar oluyordu. Bayrağımızı taşıyorlardı falan. Daha sonrasında bu turnuva 11 gün 12 gün falan sürdü. Ve bu süreçte biz Avrupalı oyuncular olarak, daha doğrusu Çin'in veya Asya'nın dışındaki oyuncular olarak cidden güzel beslenemiyorduk. Çünkü yemeklere alışamadık. Sadece pilav yiyorduk açıkçası. Ve civarda fast food falan yiyebileceğimiz bir yer de yoktu. Neyse, 11-12 gün boyunca turnuvada yer aldıktan sonra gün finale geldi ve Kanadalı oyuncu Luker'la o zaman karşılaştım. Aramızda da böyle bir rekabet vardı arkadaşlar. Aylarca hazırlandıktan, yıllarca emek verdikten sonra yaklaşık 2,5-3 saat süren bir final maçına çıktım. Ve o gün kazanma ihtimalim
yaklaşık %10 falandı. Çünkü rakibimin desteleri benim destelerime karşı avantajlıydı. Yani counterlıyordu. Ama bunları hiç düşünmedim. Sadece yapabileceğim en iyi hamleleri düşündüm. İki hamle ötesini sonra bile düşünmedim. Sadece sıradaki hamleme baktım ve her zaman doğru hamleyi yapmaya çalıştım. Yaklaşık 3 saat oynadıktan sonra o gün dünya şampiyonu oldum Çin'de. With the operative is going to close out the game in favor of Fuji. And that's going to give him the 4-2 win in the grand finals for the final push. And that is a relief for Fujitora. Can't believe it. You can tell he's getting emotional at the end of this series. At long last, celebrating a well-deserved finals. He's been telling us for months, I don't even know why he bothered watching it, that he was going to win this event. And he has proven himself, raises the country flag for the photographers. O zamandan beri de benim için bu iş çok farklı bir seviyeye geldi. Dedim ki ben acilen okulumdan mezun olup bu işi tamamen yapmak istiyorum. Yani full time yapmak istiyorum. Çin'deki başarımdan sonra yaklaşık 10 tane yurt dışı turnuvasına daha gittim sanırım. Şu anda katılabildiğim bütün turnuvalara katılıp her zaman en üst dereceyi almaya çalışıyorum. Ve önümüzdeki birkaç yıl daha bu benim için bir iş olarak devam edecek.